Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz elektrikli bisiklet tekeridir, motorudur. Bu modifiye edilerek alternatör hale dönüştürülmüştür. Bu alternatörle akülerinizi doldurup 12 volt veya 24 voltluk sistemde, daha sonra da invertörle de 220 volt ev ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bunun çıkışı 3 fazdır. Şöyle gördüğünüz gibi bu 3 faz köprü diyotlarla doğrultularak artı eksi, yani bunu direkt aküye de bağlayabilirsiniz. Ayrıca isterseniz bu 12 voltluk akü şarj kontrol cihazıdır. İsterseniz bunu da gönderebilirim. Bu ayrı, bu ise ayrıdır. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bir pano hazırladım. Bu panoda 10 tane 60 wattlık 24 voltluk ampul vardır. Bunlar özel ampullerdir. Şöyle göstereyim size, 60 watt, 24 volt. Bunlar özel yatlarda veya diğer sistemlerde kullanılan ampullerdir. Ve 10 tane 60 watt ampul paraleldir. Hepsi paralel bağlantısı yapılmıştır. Ve bunun sonucu çıkışına da, daha doğrusu, bir tane avometre bağladım. Şu gördüğünüz 600 watt'a tekamül etmektedir. 10 tane 24 voltluk 60 wattlık ampul. Şimdi ben bunu çalıştıracağım ve kaç devirde elektrik verdiğini, kaç volt verdiğini göreceğiz. Devir ölçmek için şuraya gördüğünüz gibi bant yapıştırdım, yansıtmaları önlensin diye. Şurada da fosforlu bir bantımız vardır. Ve ben bunu lazer takometremizde de devirini ölçeceğim şimdi. Bunu 1,1 kW'lik başka bir motorla döndürüyorum. Çünkü tabii bu zorlanma yapacaktır. Onun için bu motorla döndürüyorum. Ve şu fren sistemi de size aynen gönderilecektir. Şuraya bir tel veya iple bir sistem yaparsanız kışın pervaneyi fazla dönmesini engellersiniz. Bu da fren sistemi. Bu da mekanik fren yaptırabilirsiniz ayrıca. Şimdi çalıştırıyorum. Evet, fişi sokunca bakın hemen elektrik üretti. Bütün 10 ampulümüz de yanıyor. Havametremize bakalım. 28 volt. Çok güzel. Ampulün bir tanesini iptal ediyorum. Şimdi 9 tane ampul kaldı. 9 ampul 540 watt'tır. Bakın 29 volt. Şu anda 24 voltluk sistemi gayet güzel şarj edebilirsiniz. Devrini ölçelim. Evet, şöyle biraz ışıklardan gözükmüyor. Evet, 388, 385. Evet, devirde 385, 390 devirde 29 volt görüyorsunuz. Çok güzel şarj edersiniz. Şu anda ne oldu? 9 ampulümüz yanıyor. 9 ampulde 29 volt veriyor. Daha doğrusu 28,8. Bu da yani 24 voltluk bir akü sisteminizi çok güzel şarj eder. Fakat şu anda tabii bu maksimum zorladık. Maksimum değerlerdir. Tabii bu kadar zorlamanın bir anlamı yok. Ömrü kısa olur. Ama bu şu anda hesaplara göre 19 amper veya 20 amper yapar. Ama siz bunu 15 amperde kullanırsanız daha verimli, daha uzun ömürlü olur. Projelerinizde rüzgar türbini, su türbini olarak kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.